Meriç bir can daha aldı arkadaşlar. 9 yaşında Nurefşan annesiyle birlikte Yunanistan'a geçmek isterken bindikleri bot alaboro oluyor. Nurefşan kızımız vefat ediyor. Allah rahmet eylesin. Ailesine sabır diliyoruz. Bu tarz haberleri yaptığımızda genelde hep aynı sorular soruluyor. Adalete güvensinler, neden kaçıyorlar? Demek ki suçlular, suçsuz olsalar kaçmazlar. Senin ülkende adalete güven olsa, hukuka güven olsa insanlar neden kaçsın ki? He? Senin ülkende adalet ve hukuk olsa, senin ülkeni 20 yıl yöneten partinin başındaki adam, Cumhurbaşkanı çıkıp insan hakları eylem planı diye bir şey yayınlar mı? Bu soruyu sordun mu? Demek ki insan haklarıyla ilgili bazı ihlaller var ki, 20 yılın sonunda adamlar insan hakları eylem planı diye bir şey yayınlama mecburiyetinde bulunmuşlar. Ya da birileri zorlamış, bizimkiler mecbur kalmışlar. Ya bizden olana, tamam mı? Bir şey olduğunda adalet yok diyoruz. Ama karşı taraftan birine bir şey olduğunda adalet var diyoruz. En basiti bir hafta önce Metin Akpınar, Müjdat Gezen 4,5 yıl hapis cezasıyla yargılandılar. Cezaevine girecekler diye çok korktuk. Tedirgin olduk. Bu ülkede adalet yok, hukuk yok. 80 yaşındaki insanları adliye koridorlarında götürüyorlar dedik. Ne oldu sonra? Serbest kaldılar. Oley, adalet var, hukuk var mı oldu? Şimdi bak, bizden olan için bunu diyoruz. Ama bizden olmadığını düşündüğümüz insanlara sıra geldiğinde vay efendim, bu ülkede adalet var, hukuk var oluyor. Niye kaçıyorlar oluyor? Ya bu ülkede adalet, hukuk olsa, ya 98 görme engelli, %98 görme engelli Bilal Konakçı, Gazi polisimizi ya cezaevine attılar. Buca cezaevinde ya adam. Adamın kolu yok. Gözlerinde problem var. Burnu yok. Yapmıştık haberini. Ağzında problem var, yüzünde problem var. Bomba patlamış, adam gazi olmuş. Bunu FETÖ'cü deyip cezaevine atmışlar. Bir tane kızımız vardı. Haberini yaptık. Tekerlekli sandalyede. Yürüyemiyor. Kendi ihtiyaçlarını kendi bile doğru dürüst göremiyor. Bunu da cezaevine attılar. Yani bunların hepsini paylaştık. Paylaşıyoruz da biz bunları paylaştığımızda ya şucu, bucu, ocu, Alevi ile ilgili bir şey paylaşınca Alevi, Sünni ile ilgili bir şey paylaşınca Sünni, Kürt ile ilgili bir şey paylaşınca Kürt. Ya kardeşim, biz ne zaman insan olacağız, birbirimize insan gözüyle bakacağız bilmiyorum. Bizi döven belli, tamam mı? Dövülen de biz, toplumun her kesiminden insan. Döveni biliyoruz, dövüldüğümüzün farkındayız, hala birbirimizi yiyoruz. Bu ülkede 75-80 yaşındaki insanlar burs verdikleri için cezaevine giriyor. Burs nedir ya? Öğrencilere burs verdiği için cezaevine giriyor. Mafya, yasaklı madde satanlar, haraç alanlar, insanları darp edenler, öldürenler dışarıda geziyor. Sonra da bizim bu adalete ve hukuka güvenmemizi, ülkede adaletin, hukukun olduğunu birileri söylüyor. Bence düşünmelisiniz. Düşündürücü.